Türkiye-Almanya ilişkilerinde 2-3 yıldır süren gerilimli dönem son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le Hannover'de yaptığı toplantı sonrasında yeni bir seyir kazandı. Megafon diplomasi olarak adlandırılan tarafların birbirine adeta bağırıp çağırarak sorunları çözmeye çalıştığı dönem geride bırakılarak yeniden birinci elden diyaloglar sorunların çözülmesi için adımlar atılmasına karar verildi. Bu hiç şüphesiz önemli ve gerekli bir gelişmeydi. Bu toplantının ilk meyvesi bugün Almanya'da yapılan güvenlik politikaları konusunda müsteşarların bir araya gelip terörle mücadele, göçmenler gibi sorunları masaya yatırması oldu. Bu toplantı bir yıldır yapılmıyordu. Bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi adına çok önemli adımlar. İki ülke ilişkilerinin seyri hakkında bize önemli fikir verecek olay ise şu. Almanya'da yeniden koalisyon kurulması çalışmalarına başlandı ve muhtemelen yeni bir hükümet kurulacak. Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti arasında yapılacak bu koalisyonun protokolünde önemli bir Türkiye maddesi bulunuyor. İki parti de Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürebilmek için bir takım koşullar ön plana koyuyor. Bu koşullar şu, insan hakları ve hukuk devleti konusunda Türkiye'de yaşanan sorunların giderilmesi. Ancak bu şartlar altında AB ile müzakerelerin sürdürülmesi, gümrük birliğinin yenilenmesi mümkün olacak. Bu şartlar Türkiye'nin daha önceden de bildiği şartlardı. Ancak en önemli konu gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi. Her iki taraf da şunun bilincindeki eski anlaşma ekonomik ilişkilerin ulaşmış olduğu yeni boyutları karşılamaya elverişli değil. Resmi olarak açıklanmasa da Almanya'da aslında gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda diğer kalem konularda olduğu kadar muhalif değil. Gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi iki ülke ilişkilerinin iyileşmesi anlamında atılmış olan en somut adım olacak. Gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi şüphesiz sadece siyasetin bir konusu değil. Ticaret birlikleri, sivil toplum örgütleri, belki de üniversiteler bu konuda adım atılması konusunda öncü bir rol oynayabilirler. Şu bir gerçek, 2-3 yıldır yaşanan kötü ilişkiler her iki ülkenin de menfaatine olmadı. Her iki ülkeyi de iyi tanıyan uzmanlar bunun bilincinde ve siyasetçileri bu yönde ikna etmeye çalışıyorlar. Aslında Türkiye-Almanya ilişkilerinin aşması gereken ilk sınav gümrük birliği anlaşması ve önümüzdeki birkaç ayda bu sınavın aşılıp aşılılmadığı çok iyi görülecek.